Bu şekilde bence mikrofon iyi. Gerçi yine sıcak oluyor. Neyse artık sıcak hakkında da söylenmeyeceğim. Başlıyorum. Aloha. Arkadaşlar bugün açıkçası sizinle bitenler videosu çekeceğiz. Yani bu benim aylardır aklımdaydı. Bu cilt bakımına pandemiyle beraber aslında ilgi göstermeye başladığımdan beri ve her gün yani her akşam hatta her sabah da güneş kremi sürüyorum. Yani cilt bakımı yapmaya başladığımdan beri kısacası acaba dedim şöyle bitenler videosu da çeksek mi? Bunu hani ben böyle birkaç kişi de görmüştüm. Hani YouTube videosu izledim ve çok da hoşuma gitti. Hani sevdikleri, sevmedikleri ürünleri paylaşıyorlar. Onlara iyi geldi mi, gelmedi mi? Sizin almanıza değer mi, değmez mi? Açıkçası bana çok fayda sağlamıştı. Bu sebeple dedim ki ben de şöyle son 2-3 ayda, yani 2-3-4 ayda böyle bitirdiğim ürünleri biriktirdim. Ve bunları şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorum böyle son zamanlarda hani normale nazaran daha doğrusu hani eskiden hani hiç cilt bakımı zaten yapmadığım için öyle bir ilgim olmadığı için böyle videolar çekmiyordum. Ama dediğim gibi hani pandemiyle beraber hani kendim cilt bakımına çok fazla merak saldım. Bir de böyle bazı makyaj ürünlerini de seviyorum. Hani ben genelde işte böyle göz kalemi çekiyorum, işte far sürüyorum. Hani çok deli gibi abartı makyaj yapmıyorum ama seviyorum yani şey böyle makyaj ürünlerini de. Ama ondan daha çok cilt bakımı ürünlerine merakım var. O yüzden hani siz de böyle videoları isterseniz hatta o mu bu mu videosu çektim. İzlemeyenler için şuraya da koyabiliriz. Böyle değişik videolar aklıma geliyor. Hani tabii ki de kanalda sadece cilt bakımı olmayacak ama son zamanlarda hep içimden bu tarz videolar çekmek geldiği için bu tarz videolara biraz ağırlık verdim. Genel olarak bana iyi gelen ve gelmeyen ürünleri anlatacağım. Zaten hani iki tane bana iyi gelmeyen ürün var. Bir de iki tane yurt dışından aldım. Hani böyle size öylesine bonus olarak anlatacağım iki ürün var. Bana iyi geldi mi, gelmedi mi? Fiyatı ne kadar? Hani birkaç tanesinin fiyatına baktım, hepsinin fiyatına bakmadım. Ama hani o fiyata değer mi, değmez mi? Biraz da bu açıdan değerlendireceğim. Bir de diyorum ki bir puan vereyim. Hani ben izleyici olsaydım çünkü bu puana göre de hareket edebilirdim. O yüzden belki de size bu açıdan da yarar sağlar diye düşünüyorum. Bir de şeyi de söyleyeyim hani sizin de işte şu içerikte videolar çekmeni isterim dediğiniz içerikler de varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Yani sadece zaten cilt bakımı ile ilgili olması gerekmiyor. Biliyorsunuz hani benim kanalda bir sürü farklı içerikler, farklı konular var. Zaten böyle farklılıklardan hoşlandığımı da biliyorsunuz. Hani bir konu üzerine ben biraz işte kova olduğum için orijinal olmayı seviyorum. O yüzden de böyle biraz daha farklı olarak genel hani YouTuber'lardan diyeyim ama herkesin yaptığı işe çok saygım var. Yanlış da anlamayın. Ben böyle birçok farklı konudan bahsetmeyi seviyorum. O yüzden yorumlarda siz de düşüncelerinizi bu anlamda paylaşabilirsiniz. Sizlere ilk anlatmak istediğim ürün ve memnun kalmadım o kadar açıkçası. Zaten iki ürün var. Neden memnun kalmadığımdan da bahsedeceğim. Şu La Roche-Posay'in Lipikar Sindet, umarım böyle okunuyordur, AP Plus ya da AP Plus ürünü. Bunu böyle netleştirmeye hiç uğraşmıyorum. Şuraya zaten koyarız. Bu arkadaşlar 200 ml'lik bir ürün. Zaten La Roche-Posay dermokozmetik bir marka ve Fransız markası. İçinde parfüm yok. Duş jeli, vücut yıkama jeli olarak geçiyor. Ve çok kuru ciltler, atopik ciltler için öneriliyor. Atopiye eğilimli ciltler için daha çok öneriliyor. Yalnız ben eczaneye gittiğimde işte hani benim cildim çok kuru ve duş jeli olarak da böyle güzel bir duş jeli arıyorum. Ne önerirsiniz demiştim. Böyle büyük bir eczaneye gitmiştim. Ya böyle hani birçok ürünün satıldığı bir eczane görmüştüm. O da bana direkt zaten bunu önerdi. Hani bundan kesinlikle çok memnun kalırsınız. Sonra okudum da yorumları ya da işte kullananların ne söylediğini. Genelde çok nemli bir his bırakıyor diyorlar. Evet nemli bir his bırakıyor ama hani böyle bayılmadım. Bir de aynı zamanda yani çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. 110 TL'lik bir fiyatı var. Ama hani ben bir daha almam. Kokusundan da çok hoşlanmadım. Süt kıvamında bu arada.
Yani sevenleriniz elbet olacaktır ama ben hani bunu bir daha alacağımı düşünmüyorum. Bir de hani La Roche-Posay markası iyi bir marka kesinlikle. Ama daha böyle doğal içerikler bulunan vücut jellerini aramak ve bulmak istiyorum. O yüzden de yani 10 üzerinden 6 veririm ben bunu. Hatta 10 üzerinden 6,5 ama bir daha da almayı düşünmediğim bir ürün olarak bunu kenara kaldırıyorum. Sıradaki ürün arkadaşlar bu Dior'un Capture Youth Redness Suture Serumu. Bu zaten hani 6 renk olması lazım ve ben bir videoda galiba cilt bakımı yaptığım bir videom vardı. Onda bundan bahsetmiştim. Bunu hani cilt bakımına hiç ilgim yokken pandemi öncesi havaalanından almıştım. Zaten benim için hani eskiden cilt bakım ürünleri ve parfüm tabii ki işte bir yerden yurt dışında bir yerden bir yere yani Türkiye'ye dönüyorsam orada böyle ayaküstü baktığım aldığım ürünlerden ibaretti. O kadar ilgim yoktu ve anlamıyordum da hani içerik okumayı da bilmiyordum. Bunu da hani orada vergi falan olmadığı için yine de hani şu anda Türkiye'deki fiyatına baktım 915 TL, yani uçuk ötesi bir fiyatı var ve 30 mil olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 30 mil. Hiçbir şekilde fiyatına değeceğini düşünmüyorum. Yani o fiyata bir sürü güzel içerikli ürünler alabilirsiniz. O yüzden hani bu fiyatı hak etmiyor. Ama şunu söyleyeyim, hani Dior diye de bence böyle bir fiyat yani böyle bir ücret ödemenize gerek yok. Hassas ciltler için bu özellikle yeşil olanı koruyucu pamuk peptitleri varmış. Cilt yatıştırıcı ve eşitleyici özelliğe sahipmiş bu serum ve %79,1 doğal içeriklerden oluşuyormuş. Antioksidan iris diye bir içerik varmış içinde. O yüzden anladığım kadarıyla bu kadar pahalı. Ama açıkçası yani gerçekten ben şunu düşünüyorum. Bir de özellikle birçok iyi ürün denemeye başladığımdan beri ki aylardır artık deniyorum. Özellikle Kore ürünlerine bayılıyorum. Hani onların içerikleri çok çok iyi. Bu bence Dior olduğu için bu kadar pahalı. Yani fiyatından dolayı içeriği iyi. Ben kullanırken gayet memnun kaldım ve bu kadar da para vermişim diye açıkçası bir an önce kullanıp bitirmek istedim. Her akşam kullandım. Hani bana bir yan etkisi de olmadı. Zaten kuru ciltli ve rozalı olduğumu da bildiğim için hassas ciltler için olanını aldım. Ama yani Dior diye bir daha vermem böyle bir ücreti. Size de açıkçası önermem. Fiyatından dolayı da 10 üzerinden 5 veriyorum. Yani uygun fiyatlı olsaydı belki alırdım ve 10 üzerinden 8 verirdim hani içeriği falan. Ama bu kadar pahalı olduğu için kırmak durumundayım arkadaşlar. Buna puanım 10 üzerinden 5. Sıradaki Kale şöyle Youth to the People markasının yüz temizleme jeli diyeyim ve bu su bazlı bir yüz temizleme jeli. Ben bunu Sephora'dan almıştım. Hatta bu videoyu çekmeden önce de baktım ne kadar diye özellikle. Çünkü ilk aldığımda yanlış hatırlamıyorsam 200 küsür bir fiyatı vardı. Pandemi zamanı almıştım. Sonra bayağı zamlanmıştı yani bir daha ikinci alışımda bu ikinci şişem benim. Şimdi baktığımda da 309 TL'lik bir fiyatı var. 237 millik bir ürün arkadaşlar. Ve %90 doğal içeriklerden oluşuyor. Zaten işte yeşil çay, ıspanak, kale, lahanaydı doğru hatırlıyorsam. Lahana bulunuyor içinde. Yani bu içerikler bulunuyor. Gayet iyi bir ürün. Ben bunu kesinlikle şöyle bir 200 TL civarı olsaydı defalarca alırdım. Ama açıkçası hani su bazlı çok sevdiğim başka temizleyiciler de var. Daha uygun fiyatlı. Yine bu küçük de değil. Hani 237 mil az değil. Gidiyor. Ama hani bu su bazlı temizleyici de cildinizde böyle dakikalarca kalmadığı için ve hani her gün kullanmanız gerektiği için hatta belki sabah akşam kullanmanız gerektiği için ben çok daha makul fiyatlı bir ürünü tercih ederim ama içerikleri gerçekten iyi. Eğer ki bütçeniz el veriyorsa kesinlikle memnun kalacağınızı düşünüyorum. Böyle bir tane bir su bazlı temizleyici alayım, iyi içeriği olsun diyorsanız da benim zaten dediğim gibi iki şişe bitirdiğim bir ürün Sephora'larda satılıyor. En son baktığımda 309 TL'ydi. Bu arada fiyatlarla ilgili şunu da söylemek istiyorum. Hani bu video yayınlandıktan aylar sonra izlerseniz ve yani yüzde bilmem kaç zam gelirse, fiyatlar değişirse bana yazmayın. Çünkü benim bunun için zaten yapabileceğim bir şey yok. Ben sadece bugün itibariyle hani fiyatına bakıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Buna değer mi değmez mi o açıdan da size bir fikir vermek istiyorum. Hani kullanmayanlarınız varsa bu ürünü diye. Ve benim açıkçası bu ürüne puanım, ben bunu dediğim gibi hani fiyatı uygun olsa hep alırım, hep kullanırım.
Ama bundan daha çok sevdiğim bir su bazlı temizleyici daha var. Bu arada bu köpük formunda değil. Elinize böyle bir pompa sıkmanız yeterli oluyor. Ama hani cildinize göre iki pompa sıkıp suyla ben böyle hani elimde ovalıyorum. Ondan sonra da zaten köpürüyor ürün ve ondan sonra bütün yüzüme uyguluyorum. Boynum da dahil arkadaşlar. 10 üzerinden 9 veririm ben bu ürüne. Çok memnun kaldığım bir ürün. Bu arada o kadar çok ürün var ki hızlı hızlı konuşup hızlı hızlı ilerlemek istiyorum. Size olabildiğince çok ürün anlatmak istiyorum. Bir de bunların hepsini de geri dönüşüme koyacağım. Yani o da benim için çok önemli. O yüzden geri dönüşüme umarım siz de önem veriyorsunuzdur. Geri dönüşüme atmamız hani doğaya biraz olsun katkı sağlıyor, o açıdan önemli diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki ürünümüz, konudan konuya atlama hızım böyle. Yeşil markanın doğal duş jelini ben kullanıyorum ve bu gerçekten çok iyi. 37 TL civarı, yani 36.90, işte 37 TL'lik bir fiyatı var. Bunu ben ilk sanıyorum Çisem önermişti. Bir storiesinde galiba görmüştüm ve ben böyle iyi duş jeli arıyordum. Hani gerçekten bana iyi gelebilecek ve doğal içerikli olan. Ve bu da hem vegan bir marka, zaten hayvanlar üzerinde test edilmiyor. GDO içermiyor ve çok organik sertifikalı bir ürün. Bir de bununla ilgili birkaç şey daha vardı. Bu benim kullandığım vanilyalı olan. Sonrasında ben 3 tane daha aldım. Güllü, karpuzlu ve böğürtlenli yanlış hatırlamıyorsam. Bitenler videosunun devamını isterseniz zaten ilerleyen videolarda onları da sizlerle paylaşırım. Hani hangisi daha iyi diye. Ama bunda böyle yoğun vanilya kokusu var. Ama böyle parfüm gibi de değil. Beni rahatsız etmedi. Bir de ben vanilya kokusunu zaten çok severim. Aloe veralı bu, vanilyalı olan, çünkü birçok dediğim gibi yani 6-7-8 çeşit vardır duş jelleri. Aloe vera, shea yağı, provitamin B5 ve zeytinyağı, soğuk sıkım zeytinyağı var içinde. Paraben, boya, SLS, sülfat, betain, parfüm, silikon, bir de dimetikon içermiyor. Bir de PEG yazıyor. Doğal içerikli bir ürün ve en önemli noktalardan biri de pH'i 5.5 arkadaşlar. Benim buna net olarak puanım 10 üzerinden 9-9.5. Yani dediğim gibi çok çeşidi var ve çok uygun fiyatlı, 400 ml. Bence gayet uzun sürede gider. O yüzden hani böyle bir duş jeli arayışındaysanız hiç diğerlerine bakmayın derim. Yani bence çok memnun kalırsınız. Bir de bu bizim markamız, yani Türk markası diyebiliyorum. Umarım yanlış değilim. Evet, Türk markası. O yüzden ben böyle Türk markalarını desteklememiz gerektiğine de, özellikle iyi olan Türk markalarını desteklememiz gerektiğine de inanıyorum. O yüzden bu ürünü de öneririm. Sırada arkadaşlar Clarins markasının Midnight Blue Calming Cream'i var. Ve bu zaten bitti. Hatta ben bu mavi bir krem. İçinde şimdi ondan bahsedeceğim de, bu bittikten sonra ben şişesini bunun o kadar çok sevdim ki içine böyle su bazlı temizleyici koydum. Ve bunu mesela hani arkadaşımda kalıyorsam, bir şey yapıyorsam çantama atıyorum. Hani çok kolay oluyor yanımda taşıması ve de cam şişe olduğu için de hoşuma gitti. Bu bana çok iyi geldi. Özellikle hassas ciltliyseniz ve çabuk kızaran bir cilt yapınız varsa kesinlikle gece sürdüğünüzde, ve bunun bir de serumu var. O da Clarins Midnight Blue Serum diye geçmesi gerekiyor. Onun da fotoğrafını şuralara koyarız. O da gerçekten çok çok iyi geldi. Ben bu kremi Corendi'den satın almıştım ve 219 TL gibi bir fiyatı var. 30 ml'i 219 TL. Kızarıklık yatıştırıcı, Centella Asiatica var içinde ve aynı zamanda papatyadan çıkarılan bir içerikmiş. Yani doğal bir içerik. O mavi rengi veren bu krem aslında doğal bir içerik. O da benim hoşuma gitti. Guaiazulen diye bir şey. Guaiazulen, evet. Ve yani o mavi olan, yani kremin daha doğrusu mavi olmasının sebebi boyadan falan değil. Hani bilginiz olsun. Gece özellikle ben hani serumu sürüyordum öncelikle, peptitli bir serum. Ve ondan sonra kremi sürüyordum böyle biraz bekleyip. Sabah kalktığımda gerçekten bebek poposu gibi bir cildim oluyordu. Sadece şeyden emin olamadım. Benim cildim çok kuru. Hani yazın biraz böyle işte nemleniyor, terliyoruz falan filan. Ama ya çok yağlı bir cilde sahipseniz bence yine de size iyi gelir. Ama belki hani kuru ve karma ciltler kadar memnun kalmayabilirsiniz belki. Bir küçük boyunu o zaman almakta fayda var ama onun dışında ben her cilt tipine kesinlikle öneririm. Özellikle dediğim gibi hassas ve kuru ciltler eminim çok memnun kalacaktır. Bu arada 60 ml'lik fiyatı daha uygun olabilir. Ona bakmadım. Hani almayı düşünürseniz bence ona da bir göz atın derim.
Şimdi sırada şundan bahsedeyim diyorum. Bu Nasifik markasını ben bayağı sevdim. Onun ürünlerini de deniyorum ve çok da yani severek deniyorum. İşte toniğini falan aldım. EHA BHA maskesi şöyle yine netleştirmeyeyim dediğim gibi koyarız onu da. EHA BHA Balancing Mask diye geçiyor. Bunu zaten tek kullanımlık. Ben genelde böyle hani tek kullanımlık maskeleri çok sevmesem de hani çok nadir kullanmak istesem de hani çünkü bir atık çıkarıyoruz. Ama yine de bunu bir denemek istedim. Bir de ben asit kullanmıyorum. Hani biraz çekiniyorum. Retinol ve asit kullanımı konusunda çekinceli yaklaşıyorum. Hani cildimden dolayı rozam olduğu için bir de özellikle. Ama bunu kullandım. Böyle 15-20 dakika değil. 15-16 dakika kadar. Ha, bir dakika. Bu arada konudan konuya olacak ama buna devam etmeden şeyi söyleyeyim. Bu Midnight Blue Calming Cream'e benim puanım arkadaşlar 8,5-9. Onu bir söyleyeyim. Şimdi buna geçiyorum tekrardan. 15-16 dakika kadar beklettim ve biraz da korktum. Hani acaba böyle bir iritasyon yaratır mı, bir şey olur mu cildimde diye. Ama akşam kullandım ben. Ve ondan sonra da hani krem sürmedim. Direkt böyle onun hani kalan işte şey kalanları diyeyim hani maskeden suratımda böyle yedirdim ve uyudum. Sabah gerçekten çok çok iyiydi cildim. Ama ben bunu ayda bir kullanırım kullanırsam. Hatta birkaç maskesini daha aldım. Bu markayı dediğim gibi çok sevdiğim için. Bunda şöyle yazıyor. Cildi fazla yağ ve kirden arındırarak işte kontrolü sağlıyor. Ve siyah nokta oluşumunun arındırılmasına ve azaltmaya yardımcı oluyor deniliyor. Öneririm ben hani özellikle siyah nokta sıkıntısı olanlarınız varsa ama hani bir tanesi yeterli olmayacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam bir 40-45 TL ya yani 49 TL'ydi diye hatırlıyorum ama yanlış da hatırlıyor olabilirim. Olmadı hani yine bakarım ve şuralara bir yerlere fiyatını yazarız. Ama hani fiyatını hak eden bir ürün de çok daha makul fiyatlı maskeler var. Buna da benim puanım 10 üzerinden 8. Puan vermem bu arada hoşunuza gidiyor mu? Ben böyle puan vermeyi severim. Biliyorsunuz artık beni bir süredir takip ediyorsanız. O yüzden puan vererek ilerliyorum. Yine şimdi bitirdiğim hatta iki paket bitirdiğim şu All Clean Balm Haymish markasından bahsedeceğim. Bunu aslında çok fazla üzerinde durmaya bence gerek yok. Dediğim gibi o mu bu mu videosu çekmiştim. Orada bunu ve Denay Matthew markasını karşılaştırmıştım birbiriyle. Bu arkadaşlar yağ bazlı bir temizleyici. Uygun fiyatlı yani uzun süre gidiyor ama uzun süre dediğimde birkaç ayda bitiriyorsunuz. Sonuç olarak her gün kullandığınız bir ürün. Öneririm, çok öneririm. Bana göre 10 üzerinden 9-9,5'luk bir ürün. Ben çok memnun kaldım ve hatta şu anda 3. kutumdayım. Bittikçe alacağım bir ürün ve vazgeçmeyi düşündüğüm bir ürün değil. Bir de şöyle de bir şey var. Hani ben yağdan çok hoşlanmıyorum. Hani yağ bazlı temizleyici de kiminiz böyle hani sıvı yağ şeklinde olan temizleyicilerden hoşlanabilir. Ben daha böyle balm kıvamını seviyorum. Daha böyle İyi geliyor bana bilmiyorum böyle o dokuyu seviyorum. O yüzden buna da kesinlikle eğer arayıştaysanız bir göz atın derim. Şimdi çok kısaca zaten bu güneş kremlerini ele aldığım bir video vardı. Onda bu Power Block Misha'nın kreminden, güneş kreminden bahsetmiştim. Hatta böyle jel kıvamında işte waterproof yani suya dayanıklı olarak geçiyor. Ama önerir miyim, önermez miyim? Hani %50-50 gibiydi. Bu güzel bir güneş kremi. Kesinlikle çok iyi içeriklere sahip bir güneş kremi. Ben zaten kullandım, bitirdim. Lakin arkadaşlar benim cildimde böyle çok yağlı bırakıyor. Böyle sanki parıl parıl parlıyorum yani bunu sürdüğümde. Bir de yazın kullandığım için sonuçta hani terliyoruz da belki kışın kullanılabilen bir güneş kremi olabilir ama ben jel kıvamında güneş kremi istemiyorum açıkçası. Hani bundan çok daha fazla memnun kaldığım güneş kremleri olduğu için bunu bir daha satın almayı düşünmüyorum. Ama çok kuru ciltliler ve böyle jel kıvamından hoşlanan arkadaşlarımız varsa buna kesinlikle bir göz atın derim. Fiyatını şu anda hatırlamıyorum ama çok pahalı değildi galiba. Şimdi böyle diyorum da hep zam geliyor. Olmadı fiyatına bakar şuralara bir yerlere ya da buraya yazmıyorsam hani videoda bulamazsanız açıklamaları muhakkak yazarım. Bir göz atın derim. Şimdi kullandığım ve bitirdiğim bir tonikten bahsedeceğim size. Ben bunu kendi hür irademle aldım. Hiç kimse de görmemiştim. Sadece Cosrx markasına ben bayılıyorum. Yani Cosrx'in ürünlerini çok seviyorum. Bir de bir tane daha marka vardı ya. Bir marka daha var. Onun ürünlerini deneyen kimseyi görmedim.
Şu anda unuttum o markayı. Ha, Real Barrier olması lazım. Evet, Real Barrier diye bir marka var arkadaşlar. Şuraya logosunu falan koyarım, hani hatırlayanlarınız olacaktır. Onun da ürünlerini deneyeyim diyorum. Ama kimsenin denediğini de görmediğim için benim izlediğim böyle YouTuber'larda falan. Sadece hani markanın işte Koren'de mi satıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Orada okudum yorumları falan. Hani fena değil. Ama böyle sanki benim cildime iyiymiş gibi geliyor. Neyse, konudan konuya atlamayayım. Bu tonik COSRX markasının Cica Toner diye geçen toniği 150 mil olması lazım. Aynen doğru hatırlıyorum. Bunun arkadaşlar 217 TL gibi bir fiyatı var. Kızarıklık giderici bir tonik. Ben memnun kaldım. Bir de ben bu arada yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Tonikleri pamuğa sürmüyorum. Yani hem pamuk kullanmayayım, daha az atık çıkarayım diye. Hem de şöyle, yani bunu böyle elime döküyorum. Şöyle yapıyorum. Hani dökülmeden zaten hani bir avucuma şey yapıp şöyle yapıp direkt böyle pat 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 hareketlerle boynuma, alnıma, her yere yediriyorum şöyle şöyle. Daha iyi oluyor ve hani elinizden direkt cildinize temas ettirdiğiniz için o pamuk, hani sonuçta toniğin bir kısmını yediği için o da olmadan direkt daha verimli oluyor gibime geliyor. Tonik mesela sürdükten sonra Essence süreceğim ya devamında. Onu da sürmeden önce bir 2 dakika kadar bekliyorum. Yani 2 dakika değil de 1 dakika kadar. Şimdi bu toniğin içinde 7 farklı sika vardı. Bir dakika, ne vardı? Pardon, %80 üzerinde sika 7 kompleksi var bunun içinde. Yani zaten hani cilde çok iyi gelen bir içerik ve ben memnun kaldım. Ama yani çok az geldi bana. Daha böyle büyük şişede daha uygun fiyatlı tonikler aradım. O yüzden bir daha almadım ama indirime girerse siz de beni haberdar edebilirsiniz. Kesinlikle bir bakın derim. Yani ya da bütçeniz el veriyorsa önerdiğim bir tonik. Ben buna 10 üzerinden 9 veririm. Çok memnun kaldığım bir tonik oldu kendisi. Sonlara yaklaşırken size Marc Anthony'nin 2 tane şampuanından bahsedeceğim. Ya şunun farkındayım. Aslında ben katı şampuan kullanmak istiyorum. Hem hani daha az atık çıkarmak için hem de daha sağlıklı, daha iyi diyenler de var. Çok fazla insandan duydum. Ya duydum derken çevremde katı şampuan kullanan bir iki kişi var. Ama çok fazla yorum okudum açıkçası. Bunların fiyatlarına baktım. 65 TL civarı fiyatları var. Benim gibi ince telli ve kuru saçlarınız varsa şu argan yağlısı fena değil. Bu da güzeldi ama ben bundan daha çok bundan memnun kaldım. Sonra hatta başka birkaç şampuanlı daha deniyorum. Şu anda iki farklı şampuanlı, bir ya da iki tane daha farklı şampuanlı aldım. İyi bir marka, yani şampuan konusunda bence iyi bir marka. Başka ürününü denemedim. Öneririm ama açıkçası hani katı şampuan denedikten sonra ondan daha fazla memnun kalırsam katı şampuandan devam etmek istiyorum. Çünkü işte saçları keçe keçe yapıyor diyenler de var. Bu arada bunun 250 millik bir boyu var. Yani 250 mil. Sülfat yok diyor, paraben yok diyor, pitalat diye bir şey yok diyor. Bu ekstra nemlendirici bir şampuan. Ve Kanada markası, Marc Anthony. Bu şekilde bu ikisini denedim. Yani 10 üzerinden 7 diyebilirim. 7-7,5, yani bu 7,5, bu da 6,5-7 diyebilirim. Bundan daha iyi şampuanlar denedim mi diye düşündüğümde evet, ama mesela ya aslında hiçbir markayı kötülemek de istemiyorum da aklıma şey geliyor. Şu anda onu hani deneyip bitirdiğim, elimde kutusu yok ama Otacı markasını bilirsiniz. Otacı markasını bu arada çok da severim. Onun şampuanlarından mesela hiç ben memnun kalmadım. 2-3 farklı şampuanlı denedim ve hepsi benim saçımı kurutuyor. Dolayısıyla hani bunu biraz deneyip bulmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi hani özellikle kuru saçlarınız varsa, ekstra nemlendiricilik istiyorsanız bunu öneriyorum. Bunda da dökülen saçlar için iyi diyor. Hani 12 saniyede mucizevi canlandırıcı. Böyle şeylere de inanmam ama dökülen saçlara iyi gelir diyor. Benim hani öyle bir sıkıntım yok şu anda. Bu şekilde arkadaşlar. Ve bir diğer ürün Erborian markasının, bu Kore Fransız markası ama tabi beraber işte Kore markası diye de geçiyor. Double Mousse O 7 Herbs diye geçen bir musu var. Bu su bazlı bir temizleyici, Sephora'larda satılıyor ve de 90 millik, yok bu 145 millik.
O zaman nasıl oluyor? Çünkü benim baktığımda 90 millik ürününün fiyatı 259 TL yazıyordu. Ama bu 145 millik bir ürün. Acaba yanlış mı baktım? Bir daha bir kontrol ederim. Olmadı fiyatı yazarım size. Bu inanılmaz iyiydi. Yani şu You to the People da efsane. Ben bayılıyorum. Ama böyle mus, yani köpük kıvamında su bazlı temizleyiciden hoşlanıyorsanız bunu kesinlikle deneyin. Yani bütçeniz varsa kesinlikle alın. Pahalı bir ürün. Bence pahalı, yani ucuz değil. Hatta fiyatı uygun olsa ben bunu stoklarım. Çünkü şu ana kadar kullandığım bütün su bazlı temizleyiciler arasında en iyisi. Hatta bundan sonra, yani bunu kullandım. Sonra ilk kullandığım benim buydu. Sonra bunu kullandım. Sonra 3-4 farklı su bazlı temizleyici de kullandım. Jel kıvamında, köpük kıvamında ama hiçbiri... Bir de bunun kokusu çok güzel. Böyle sanki doğadasınız gibi hissettiriyor. Bir de o böyle yumuşacık, hani o dokusu hissi. Bilmiyorum, ben çok keyif aldım da. Çok keyifle kullandım yani bu ürünü diyorum. O yüzden buna ben 10 üzerinden 9,5 veriyorum. 10'da 10'luk bir ürün diyemiyorum. Çünkü eminim eksik bir sürü yönü vardır. Ama içeriği de iyi. İçeriği de gayet iyi. Bu şekilde arkadaşlar, bunun için de söyleyeceklerim. Ve ben yıllardır, yani bu herhalde 7. 8. kutumdur. Şu Sebamed markasının intim yıkama jelini kullanıyorum. Bundan da açıkçası hani bu videoda yer vermek istedim. Çünkü benim yıllardır kullandığım ve önemli bir konu. O yüzden de hani intim yıkama jeli arıyorsanız Sebamed markasına bir bakabilirsiniz. Tabii ki de bilmiyorum, bir rahatsızlığınız olur. Hani muhakkak zaten jinekoloğunuza, doktorunuza danışarak ilerleyin. Ama bu gayet memnun kaldığım bir ürün. Yani puanlamama bence gerek yok. Yani gayet iyi, gidin alın diyebileceğim bir ürün. 200 mil şey, bu arada Sebamed Alman markası bildiğim ve başka bir dakika yazdı. Yani başka size söyleyeceğim fiyatını unuttum. Fiyatını da bahsederim zaten. Bu şekilde arkadaşlar. Ve son olarak hani Türkiye'de bulamayacağınız, zaten bulmanıza da gerek olmayan, ben bu videoda öylesine bir hani değişiklik olsun, siz de farklı iki ürün görün diye, hani ben de öyle farklı iki üründen bahsetmiş olayım diye anlatacağım iki üründen bahsedeceğim. Bunlara puan vermeyeceğim. Ben İngiltere'de bir mağazadan almıştım. Ve o zamanlar cilt bakımına, dediğim gibi, hani 2 sene önce falan alıp kullandım ama hani atmamışım bunları. O yüzden böyle boş, hani geri dönüşüme atacağım diye bir yerde saklamışım. Sonra bu videoyu çekecekken de bunlardan da bahsedeyim diye ele almak istedim. Bunları şöyle göstereyim. Birincisi bu. Bir de hazır netlemişken şunu da göstereyim size. Bu iki ürün arkadaşlar, biri tonik zaten, diğeri de hani pure cleansing water diye geçiyor. Bütün cilt tipleri için iyi diyor. Bu toniğin lavantalı ve salisilik asitliydi. Ben şu anki aklım olsa hiçbir şekilde almazdım. Yani zaten diyor ki yağlı ve akneye eğilimli ciltler için diye yazıyor. Ve ben hani o kadar içerik ve hiçbir şey okumuyorum ki bunu almışım. Ama bunun iyi bir marka olduğunu biliyorum. PHB Ethical Beauty diye bir marka. Bir daha gidersem oralara, artık ne zaman kısmet olursa, bakacağım. Bu sefer tabii ki de zaten çok bilinçli bir tüketici olarak yani istediğim, benim cildime uygun ürünü seçeceğim ve ben bunu bitirene kadar da kullandım, yani düşünün. Ama markayı, yani vegan marka, zaten ona bakarak almıştım. Organik içerikler var. Hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Hani eğer yurt dışında yaşayan tanıdıklarınız varsa ya da siz giderseniz belki bakmak istersiniz diye paylaşıyorum. Bir de işte zaten el yapımı diyor. Paraben yok, işte toksin yok gibi gibi özellikleri var. Böyle bundan da böyle bir bahsetmek istedim. Değişik tonikleri var bu markanın. Bu zaten hani bizdeki miseler su gibi, yani hani sadece temizleme suyu bir ürün. Bunda da %99,5 doğal içerikler var. Vegan, hayvanlar üzerinde test edilmiyor. Bu da gayet iyi bir üründü. Yani bundan memnun kaldım. Hani cildimi su bazlı temizleyiciyle temizlemeden önce genelde bunu kullanıyordum. Bitirmek için açıkçası son zamanlarda kullandım. Ama bir daha almam. Yani hele ki bu kadar bilinçliyken kalkıp da ben bunu almam. Bioderma'nın miseler suyu, o pembe olan, gayet iyi. Onu alırım mesela. Ama şeyi de seviyorum. Hani yurt dışına gidersem böyle oradaki değişik, bana iyi gelebilecek ürünleri de satın alırım, denerim. Memnun kaldıklarım ya da kalmadıklarım olursa eğer, bunları da sizlerle paylaşabilirim.
Ve arkadaşlar artık videoyu ben burada bitireyim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım böyle hızlı hızlı konuştum, hızlı hızlı anlattım ama çok da uzamasın istedim video. Umarım böyle işinize yarar bilgiler verip deneyimlerimi paylaşmışımdır diyorum. Ve yine tekrarlıyorum, böyle videolar isterseniz hani bitenler videosunu 2-3 ayda bir çekerim. Her ay gelmez zaten, gerek de yok. Ya da farklı içerikli videolar isterseniz yorumlarda benimle paylaşın. Çünkü cilt bakımına bayılıyorum ama dediğim gibi cilt bakımı olmasa da olur. Astroloji ile ilgili de mesela özellikle istediğiniz belli başlı konular varsa o da olur. Bir de aklımdayken astroloji soru cevap videosu ben çekmek istiyorum ama bunun için Instagram'da biraz büyümemizi istiyorum. O yüzden hani dilerseniz, içinizden geliyorsa Instagram'ımı şuralara bir yerlere bırakacağım. Takipte kalabilirsiniz. Oradan çünkü hani size işte YouTube'da bir astroloji videosu çekmek istiyorum. Sorularınızı alayım diye sorduğumda sizden sorular almam gerekiyor ki ben de ona videoda yer verebileyim gibi gibi. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok çok memnun olurum. Bildirim zilini zaten açtığınızda her cuma saat 6'da gelen videolardan haberiniz oluyor. Bu şekilde arkadaşlar, yani böyle video çektikçe sizlerle sohbet edesim de geliyor ama tabii ki de video çok uzamasın. Artık başka videolarda sohbetlerimizi ederiz diyorum. Umarım her biriniz çok ama çok iyisinizdir. Şöyle bir ayaklarımı, ay ayakları ağrıyor insanın, bir şeyin üzerinde, yastığın üzerinde oturuyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın, hoşça kalın ve kocaman 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 mahalo diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Dövme videomu izlediniz mi ve beğendiniz mi? Onu da merak ediyorum. Çünkü büyük ihtimalle bu video yayına girdiğinde o dövme vlog zaten yayında olacak. Yeni dövme yaptırdığım, sizlerle paylaştığım o vlogu beğendiyseniz de yorumlarınızı bekliyorum. Yani umarım beğenmişsinizdir. Bir dövmem oldu arkadaşlar. Böyle, haftaya görüşmek üzere. İyi ki varsınız.